Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın okulunda, onun yokluğunda karne dağıtım töreninde bir araya geldik. Bizim için zor, üzüntülü ve onun yokluğunda onu özlediğimiz bir etkinlik oldu. Ama şunu görmekte müsterihim ki Şenay Aybüke bir ölüyor ama bin Şenay Aybüke doğuyor. Onun kardeşleri, arkadaşları onun yolunda, yani karanlığın yok edilip aydınlığa, cehaletin karanlığından bilginin aydınlığına yürüme yolunda hiç yılmadan çalışıyorlar. Şenay Aybüke'nin talebeleri çok güzel bir eğitim alıyorlar ve inşallah onların Türkiye'si bugünkü Türkiye'den çok daha güzel bir Türkiye olacak. Ben buradan
tüm şehitlerimizle, başta Aybike kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu ülke sahipsiz değil. Şenay Aybike'nin katillerini de her köşede vatan toprağını dar ediyoruz. İntikamlarını alıyoruz. Bunda da kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. 10. sınıfım. Yine bir karne günü. Çok sevinçliyiz ama bir tarafımızda da bir burukluk var. Üzülüyoruz tabii. Aybike hocamızı özlüyoruz. Aybike okulundan ben. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum yani. O kadar özledik ki karne günü olduğu için anımsıyoruz biz onu. İçimizde bir burukluk var yani. Karnem iyi ama yine de üzülüyoruz. Diyeceğim başka bir şey yok. Çünkü duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Hani ben tek değil, tüm öğrenciler dahil bunda. Yine bir karne günü ve yine Aybike hocasız. Karnemi aldım ama sanki almamış gibi oldum. Aybike hocayı çok özlüyoruz. O hep kalbimizde. Aybike hoca bütün Türkiye'ye çok acı dolu oldu. Yani herkes onu andı. Ondan sonra yani Aybike hoca, onu çok özledik. Onu hiç unutmayacağız. O kalbimizde yaşayacak.